evlilik. Boşanacağımızı bile bile neden inatla evleniyoruz? Nikahta keramet varmış. Peki ya uzmanlar? Keramet öneriyorlar mı? Yoksa elini veren kolunu mu kaptırıyor? Hepsinin cevapları şimdi kesin değil. Bu haftaki konuğumuz psikiyatrist doktor Esra Uğurlu Koçer. Kendisi aile ve çift terapisti. Bize ilişkiler ve evlilik hakkında merak ettiğimiz soruların cevaplarını verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size gelen hastaların yüzde kaçı kurtuluyor evliliklerinden? Kurtarmak olarak baktığımızda hani yüzde veremeyebilirim bu konuyla ilgili. Ama ilişkiler kendi içerisinde zaten bir terapiste başvuruyorsa aslında maalesef bizim ülkemizde sanki köprüden önce son çıkış gibi görülüyor. Bu evlilik safsatası ilk ne zaman icat edilmiş? İlk evlilikle ilgili belgelere, resmi belgelere Mezopotamya'da milattan önce 5000'li yıllarda rastlanmış. Peki bu ilk boşanmayı keşfeden vizyoner kim? İngiltere'de 1500'lü yıllarda bir çift evleniyor ve daha sonra çiftlerden erkek olan bir süre sonra ortadan kayboluyor. Bildiğimiz hikaye yani. Kadın bekliyor uzunca bir süre ve artık eşinin öldüğünden, tamamen kaybolduğundan, ulaşılamayacağından emin olduğu zaman karşısına çıkan başka bir erkekle aşık oluyor ve evlenmeye karar veriyor. Evlilikleri de çok mutlu bir şekilde sürerken birden ilk eşi ortaya çıkıyor. Tabii bir karmaşıklığa sebep oluyor bu durum. Sonunda İngiliz parlamentosu ilk evliliğin iptaline karar veriyor. 1546 gibi bir tarih. Bayağı ilk Türk dizisini yazmışlar ya 1546'da. Bu evlenirken insanlara ettirdikleri bir yemin var ya, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Bunu niye çoğu kötü gün olarak geçiyor evlilikte? Bireysel hayatımızda da baktığımızda her yaşadığımız şeyin iyi tarafını göremeyebiliyoruz. Hatta insanoğlu daha çok olumsuzları düşünme, olumsuzu yaşantılama ve olumsuzu görme halindedir. İlişki bitirmek için tavsiye edebileceğiniz kolay yöntemler var mı? Atıyorum mesela işte ben artık gayim demek gibi ya da sorun sende değil bende klişesinin dışında böyle verebileceğiniz güzel taktikler ne olabilir mesela? Net olmak gerekiyor. Ama ilişkiyi bitirmek için elinizde olan doneler sizi ya da karşı tarafı gerçekten tatmin etmiyorsa ilişkiyi bitirmek her zaman zorlaşır. Örneğin evlilik dışı bir ilişkiden bahsediyorsak ve bunu kişi söylemiyorsa ilişkisini bitirmek için, karşı taraf ilişkinin neden bittiğini anlamayacağı için hep karşı çıkacaktır, ilişkiyi kurtarmaya çalışacaktır, suçu kendinde arayacaktır, bir şeyleri düzeltmeye çalışacaktır. Bu durumda ilişkiyi bitirmeyi isteyen taraf için çok zor bir hale gelecektir. Dürüst olmak daha iyi diyorsunuz. Evet. Dürüst ve net. Bu dürüstlük demişken ilişkideki yalan söyleme dozu ne kadar olmalı? Bir ayarı var mı? Mesela diyelim ki işte ay yok canım ben seni olduğun gibi seviyorum. Ay annesi çok tatlı bir insan ya da kellik sana yakışıyor vesaire gibi yalanlarda durmamız gereken bir yer var mı? Yalan çok istediğimiz bir şey değil. Yalan söylemek yerine o cümleleri kurmamak daha uygun olabilir. Sevgilinizin annesini sevdiğinizi söylemek zorunda değilsiniz. Sevmediğinizi de söylemek zorunda değilsiniz. Özel olarak size bu soru sorulmuyorsa. Doğru insan diye bir şey var mı? Onu nasıl bulacağız? Bulduğumuzda da bulduğumuzu nasıl anlayacağız? O gün için doğru insan olabilir. Ya da o gece için mesela. Doğru insanı bulacağım, öyle evleneceğim şeyleri, kararları bunlar yanlış şeyler mi? Yanlış şeyler. Çünkü %100 doğru insan diye bir şey yok. Hani bulamayız. Mutlu ve sağlıklı bir ilişki için hangi ilaçları tavsiye edersiniz? Maalesef öyle bir ilaç tavsiye etme şansımız yok. Benim bir arkadaşım var. Sevgilisinin en yakın arkadaşından böyle içten içe hoşlanıyor ve elinde olmadan bir şekilde sürekli onunla olmayı hayal ediyor. Arada
flört ettiklerini söyledi. Bu sizce olabilir bir şey mi, yoksa bunu hemen kesmesi mi gerekiyor? Sosyal flört duygusal bir sürece dönüşmediği sürece problem değildir. Sosyal flört dediğiniz dışarıda yapılan flört mü? Evde değil, dışarıda yaparsan olur, evde yapma asla gibi bir şey mi? Sosyal flört aslında mekandan ya da durumdan bağımsız olarak işin içinde bir duygusallığın olmadığı, bazen insanların beğenilme isteği, iltifat görme. Öpüşmek mesela? Öpüşmek flört ve devamı olabilir ama sosyal flört değil. Teşekkür ederiz Esra Hanım. Rica ederim. Kesin Nabız'da konumuz evlilik. Evli misiniz? Evet. Kaç yıllık? 45 yıllık. Abo! Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ayrıldım ben. Hayır, kesinlikle şahane düşünmüyorum. Bir daha asla mı? Kesinlikle. Niçin? Özgürlük daha güzel. Değil mi? Gerek yok. Tek başıma iyiyim. Gönle göre birisini bulmak zor olduğu kadar ekonomik şartlar da önemli. Ondan dolayı düşünmüyorum. Amca evli misin? Evliyim de zaten geçerler yanmış zaten, boş ver. Amca diyor ki zart var evlenecek. Evlenip ne yapacaklar diyor. Hayır. Neden? İstemiyorum şu an. Öyle bir şey düşünmüyorum. Gelecekte de mi istemezsin sence? Belki isteyebilirim ama şu an istemiyorum. Boşan. Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Öyle mi? Evet. Akıllanmadınız yani. Akıllanma meselesi değil, evlilik. Güzel bir şey mi? Güzel bir şey aslında. Eğlenceli aslında. Eğer doğru kişiye denk geldiysen çok eğlenceli. İki insanın sürekli birlikteliği biraz yoran bir kurum. Esler verebilirseniz, birbirinizi özleme alanları yaratabilirseniz canlı tutulabilir. Yani eskiden biliyorsunuz hani daha çok erken yaşta evlilikler oluyordu da şimdi artık öyle değil. Yani 30 ve 35 arasında düşünüyorum çünkü hayatta belli başlı bir amaçlarım var, önceliğim onlar. Evlenmeyi düşünüyor musun? Evet. Niçin? Neden olmasın? Ne zaman evlenmek hayal edersiniz mesela? Yani iş bulduktan birkaç yıl sonra. Peki yani evlenip de mutlu olan kimseyi tanıyor musunuz? Annem, babam. Oo, maşallah. Senin? Ailem, abim. Biz neredeyse 1,5 senedir beraberiz. İnşallah evlilikle biter sonu yani. Ay çok romantik bir çift buldum arkadaşlar. 21 yaşında evlen. Aşkım bir şey dedi. Seviyorlar birbirlerini. Peki evlenmeyi düşünüyor musunuz hiç aranızda? Asla bu arada. Yani evlenip kocam beni aldatmış mı aldatmamış mı onu kovalayamam açıkçası. Öyle uzun ilişkiye de karşıyım. Komple ilişkiye karşıyım. Fantezi de sevmiyorum. Erkekler kapatılsın. Konuğumuz çok yetenekli, çok güzel bir oyuncu. Dolunay Soysert. Hoş geldiniz Dolunay Hanım. Hoş bulduk Deniz Hanım. Ekranda göründüğünüz gibi değilsiniz. Çok güzelmişsiniz gerçekten aslında. Ay çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. İlişkilere, uzun ilişkilere inanıyor musunuz? Hayır. Bu konudaki tecrübeleriniz çok da o zaman parlak değil, öyle mi? Hayır değil. Daha önce hiç evlendiniz mi? Evlendim, evet. Niçin? Bunu ben de kendime defalarca sordum. Niçin evlendim ben? İlk oyununuz kanlı düğün. Evet, evet. Yani hiç mi? Haberciyi oynuyordum. Çok da ilgilenmemiştim olan şeyle galiba. Yani ortada bir düğün olup olmaması değil de daha çok damadın ölümüyle ilgili haber vermek üzere gelen haberciyi oynuyordum. İlk ölümdür, küçük bir Allah'tan ölüm. Sonu en azından farklı bitmiş. Ölüm olmamış sizde. Öldü. Öldü eşim. Öyle mi? Evet. Ben onu şey yapmamışım, atlamışım detayı. Pardon, kusura bakmayın. Işıklarla uyusun. Tamam. Rahmetlinin arkasından çok da atıp tutmayalım o zaman. Yok, burada zaten. İçeride. Kavanozda külleri var. Cesedi yurt dışına götürmek mecburiyetinde kaldık. Orada yaktırıp, kavanoza koydurup buraya getirdim. Bakmak isterseniz açabilirim. Yok. Canım. Çok seviyorum. Tamam, burada değil yani. Hayır, hayır. Değil, değil. Bir evliliğin bittiğini anladığınız an, yani ne gibi işaretler oluyor? Nasıl anlarsınız mesela?
fazla hobilenme oluyor aniden bir. Evet, bir yani her şeyin hobi haline çevrilmesi. Yani sabahtan başlayarak tahta boyama, resim kursu, at biniciliği, efendim yüzme, ondan sonra akşamleyin viski tadımı, oradan efendime söyleyeyim halk oyunları falan gibi gününüzü dolduruyorsanız. Çift olarak mı mesela folklor halk oyunlarına giriyorsunuz yoksa tek tek? Hayır. Siz böyle herkesin kendine ait çok hobisi olmaya başladıysa anladım. Ve hobilerden dolayı ya o kadar meşgulüm ki bir türlü eve gelemiyorum noktasına gelmiş arkadaşlarımın hikayesi. Ondan sonra öyle şeyler yaşanmış tabii ki. Evet, sizi hayal ettim de şimdi halk oyunlarında şey... İyiyimdir bu arada. Öyle mi? Hangi yöre? Artvin süper oynarım. Gittim çünkü. Öyle mi? Ata da binerim. Nefis de viski tadarım. Hepsini yaptım. Yaptım yani. Bir ilişkiyi kolay bitirebilmek için mesela insanlara ne tavsiye verirsiniz? Oynadığınız rollerden belki hani şey yaptığınız karakterlerden bazıla anlatabilirsiniz. Ne yapabilirler? Kaybolmak güzel bir formül bence. Yani, ghosting. Ghosting ama tabii şöyle bir şey yani. Bir süre bir seyahatte olacağım ve o alanı mesela uzak bir yer seçim, mesela safari gibi falan ya da uzak doğu. Yani ulaşılması da zor. Mümkünse yani şey olsun, saat farkı olsun ki gün gece, gece güne takibi zor olan yerleri seçerek ulaşamayınca da bir hafta sonra artık sizi aramayabilir, arayıp sormayabilir. Yani birazcık öküz değilse de anlasın artık. İki gün boyunca aramıyorsanız siz neyin peşindesiniz diye sorarlar insan. Verdiğiniz taktik muhteşem gerçekten. Ama biz de bir uzmanla konuştuk. O da illa diyor ki hani dürüst olunmalı. İlişkiyi dürüst olarak bitirmek mümkün mü? Hayır, değil. Yani ben senden sıkıldım artık seni sevmiyorum demek. Ay çok kırılır karşıdaki bence. Hiç öyle şeyler yapmayalım. Yani bilmiyorum. Ben yapılmamasını tavsiye ediyorum. İnsan kalbi çok kıymetli. Size yapılsa ne hissedersiniz? İnsan kalbi çok kıymetli. Kırmamak gerekiyor. Vallahi maşallah tiyatrodasınız, filmler çekiyorsunuz, dizilerde oynuyorsunuz. Yapmadığınız şey yok. Tüm bunların arasında iyi yaptığınız hangisi? En iyi yaptığınız sizce hangisi? Hepsini en iyi yapıyorum ben. Yani şöyle bir şey var, 30 senelik bir kariyer var bende de. Hafife alınacak bir şey değil, çok küçük başladım. Evet, evet. Çok çok küçük. Evet, çok biliyorum. Küçüktüm. Anne karnında. Neredeyse. Gibi. Kavanoz şey uzakta bir yerde duruyor değil mi? Biz... Abi ben göstereyim ya. Yok, hiç gördünüz mü daha önce? Yok, hiç görmeniz lazım. Vallahi hiç zahmet etmeyin. Okunmuş bir şey mi bu? Ne bu? Ben bilmiyorum. Büyü müyü bir şey. Siz aman bir şey gelmesin başımıza. Ne yapacak bu kül? Koklatacak mı bize? Evet. Tabii kavanozda bekliyordunuz değil mi? Öyle bir şey değil. Yaşam, ölüm ve bir zaman. Çok acayip bir anlam çıkıyor. Farkında mısınız? Çok acayip. Ve mesela böyle çevirdim. Yaşamın ani bitişi. Böyle çevirdim, tekrar başlattım gibi bir şey. Nasıl? Çok, evet yani. Klasik bir şey değildi. Yani. Değil. O yüzden görmenizi çok istedim. Ne oldu? Reenkarnasyon. Böyle bir şey. Böyle bu yaşam, böyle bir önceki yaşam. Adamı gönderiyoruz oradan oraya vallahi. Yani. Kimsenin denildiğini de düşünmüyorum daha önceden. Yok, ben hiç zannetmem. Evet, çok acayip. Böyle bakıp dalıyorum ben buna. Evet. Siz tamam, onu isterseniz bırakalım kenara. Rahatsız olmasın beyefendi daha fazla. Peki. Peki. Terapiye gidiyorsunuz değil mi? Tabii. Düzenli olarak. Haftada kaç? Şimdi 4'e çıkalım diyor terapistim. Bilmiyorum, gerek yok yani. Belki bu dönemde bir 4 iyi olabilir. Yani ülkenin çok... halinden diyorum, yoksa sizle alakası yok. Etkileniyorum. Etkileniyorum, o yüzden de o destek önemli benim için tabii. Bu hafta mütevazılığıyla bizi adeta şok etkisine sokan güzeller güzeli binbir yetenekli ünlü oyuncu Dolunay Soysert'leydik. Etkisinden çıkmamız uzun sürecek. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
cesetini göstereyim mi içeride de? Kimlerini göstereyim? İçeride kavanoz var zannedip korkmaya başlarsam ne olacak gerçekten? Çok tedirgin edici geldi şu an, hiç bu mantıkla düşünmemiştim. Üçüncüde de aynı şeyi söyleyecek sandım. İnsan kadın. Evet, evet, çok sakin. Evet, yalan kadın. Yalan olacak. Artvin'de diyor bir oy. Artvin. Yani ben bir YouTube programı yapabileceğimi düşünüyorum bu konuda. Çünkü ihtiyaç var bu alanda. YouTube programı yapmak çok kolay bir şey değil ama yalnız. Tatlı böyle küçük bir avantajdan bahsediyor. Seviyor beni kamera. Sever yani. O çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Sevmesi lazım kameranın sizi. Evet. Filtreler var artık. Kullanmamayı tercih etmek. Kaç kere söyledim. Yönetmen koptu.